demişler, ya imam sen bu sofilerin içine gidip de oturmakla ne öğrendin onlardan demişler. Demiş, ben onlardan çok iki önemli bir şey öğrendim. Birincisi, zamanlarını çok iyi değerlendiriyorlar. Ve diyorlar ki, zaman bir kılıçtır, eğer sen onu kesmezsen o seni keser. Hakikaten sofiliğin meşrebi budur. Her zaman zamanını, vaktini hayır işlerle uğraştırmalı. Yoksa nefsi şer işleri meyleder, nefsi başka şeylerle uğraşır, aklı başka şeylerle uğraşır. O zaman yine nefsinin esiri olur, bir gün zayıf düşer, yine onu takip eder, ta ki o dediğimiz sonuçlara kadar gider. Sadat-ı Kiram'ın yolu budur. Sadat-ı Kiram'ın koyduğu ubudiyetler de budur. Sadat-ı Kiram'ın koyduğu meşrefler de buna yöneliktir. Bakıyoruz, Sadat-ı Kiram'ın eli altında salik olan insanlar hep bu yönde teveccüh etmişlerdir. İlk önce nefislerinin terbiyesi önemi üzerinde durmuşlardır. Bazı alimler vardı ki, mesela Mevlana Halid'i tuvalet bile ona temizletmişlerdir. Hatta bir gün Mevlana Halid Kadesallahu Aleyhi'ye tefekküre giriyor. Ya diyor ki, sen o kadar alimsin, sen o kadar memleketinde ön yaptın, o kadar fetvalara girdin, senin hakkın midir sen tuvaletleri temizleyesin? Kendi kendine böyle bir vesvese geliyor ona. Ve öyle kızıyor ki, kalkıyor bu sefer sakalıyla temizliyor. Kalkıyor, sakalıyla tuvaletin duvarlarını temizliyor. Bir alim gelir gelmez onun mürşidi ona tuvaleti teslim ediyor. Senin görevin diyor tuvalet temizlemektir. O tuvalet temizlemekle değil ki temizlikçi yoktur onu tuvalete sokmuş. Asıl gaye nefsinin düşürülmesidir. Her ne kadar olursa olsun zahirde de insan kendi nefsini ayakların altına almasa bu gibi hizmetlerde batında da insanın nefsi düşmüyor, insan o şeye pişmiyor. Mevlana Halid gibi büyük bir alim, onun mürşidi onu tuvalete sokuyor. İlk işin diyor senin tuvalet temizliğidir. Ve ondan sonra görüyoruz ki Mevlana Halid Kadesallahu Aleyhi ve Sellem bugüne kadar ismi vardır, bugüne kadar anlatılıyor, onun adabı vardır. Nakşibendi tarikatının bugünkü temeli Mevlana Halid Zülcenahin Kadesallahu Aleyhi ve Sellem'in adabı üzerinedir. Onun için Sadat-ı Kiram hep bunu tavsiye etmişler, hep nefislerimizi kontrol edelim, hep nefislerimizi gemini iyice tutalım, nefsimize uymayalım. İnsan sabrederse, 3-5 günlük dünya sabrında insan sabrederse bir gün gelir o saadete erer. Ama yok nefsinin peşine giderse muhakkaktır ki o helake gider. Sofi kardeşlerim, bu tasavvufun ilk temelidir. Bir sofi eğer diyorsa sofi olayım, bu nefsin peşini bırakmaması lazım. Ve nefis terbiyesi deyip de yine nefsin hilelerine gelmemek lazım. Ben nefsimi öldürüyorum diye riyaya da girmemesi lazım. Yine bir o nefsin oyunudur.
O insan diyor ki tamam diyor, bak ben diyor nefsimi kırdım, şu tuvaleti yıkıyorum diyor. Ama arkasında nefis yine arkasından dolaşıyor, ona riya gösteriyor. Kendi arkadaşlarına karşı diyor bak ben diyor nefsimi ona o şekilde ima ediyor. Herkes kendi nefsini iyi biliyor. Herkes kendi nefsini iyi biliyor. Sen ima ile edersen, sen sözle söylersin, bak kardeşim ben tuvaleti yıkıyorum, nefsimi terbiye ediyorum. Şeyine de nefis insanı sokuyor. Bak ben nefsimi terbiye ediyorum. Tekrar oradan nefis musallat olmuş, haberimiz bile yok. İllahi ve illahi ne yaparsak yapalım bizim peşimizdedir. Hiçbir zaman bizim iyiliğimizi istemez. Ancak o ancak bir mürşid-i kamilin eli altında, bir mürşid-i kamilin irşadı altında, bir mürşid-i kamilin terbiyesi altında insan bu bilinçlere varabiliyor. Hele hele günümüzde cehaletin son duruğa çıkması, cehaletin had safhaya varması, İllahi bir insanın bir mürşid-i kamile ihtiyacı vardır, bir Allah dostuna ihtiyacı vardır ki bu nefsin hilelerine düşmesin, bu nefsin oyunlarına gelmesin. Sana nefis terbiyesi diye yaptırıyor, bazı zaman oluyor ki ailesinden bile koparıyor. Bazı zaman yapıyor ki dostuna, eşine bile düşman ettiriyor. Yine nefsin hilelerindendir. Bu çok önemli, bence çok önemli bir konudur. Asıl ben bu nefis terbiyesi, bu nefis konularını seçmekten gaye buraya gelmekti yani. Çok şikayetler geliyor sofilerden, ailelerinden çok şikayetler geliyor. Her zaman bu değildir. İnsan kendi ailesini de memnun etmesi gerekir. İnsan kendi akrabasını da memnun etmesi gerekir. İnsan eşini, dostunu da memnun etmesi gerekir. Ben nefis terbiyesi yapıyorum diye bakıyorsun ailesini ihmal ediyor. Bakıyorsun akrabalarını ihmal ediyor. Bakıyorsun eşini, dostunu ihmal ediyor. Biz biliyoruz ki sadatlar hiçbir zaman bir taziyeyi terk etmedi. Her zaman taziyelere gittiler. Her zaman ailesini memnun ettiler. Ben Gavs'ımızı biliyordum. Camiden ağ yatsı namazından sonra gelir. Annesinin yanına uğramadan, yarım saat yanında oturmadan evine geçmezdi. Her gece. Her gece annesini ziyaret ediyordu. Yani benim nenem ziyaret ederdi. Ben yanında o zaman Kur'an okuyordum. Her gece yatsı namazından sonra gelir, o yarım saat kadar, ondan sonra o evine geçerdi. Ben biliyorum ki Gavs Hazretleri, biliyorsunuz iki evliydi Gavs Hazretleri. Birisi Fatıma annemiz, daha 14 yaşındayken evlilerim, annemin halaları, babamın halaları. Onlar ufaktı. Gavs Hazretleri 7 yaşındaydı. Kız kardeşleri biri 5, biri de galiba 3 yaşlarında. Onları başka da kimseleri yoktu. Ve Hazreti Kadı sallallahu aleyhi ve sellem'in emriyle Gavs Hazretleri genç iken evlendiriliyor. Diyor ki sen evlen. Selamül Hakim diyor. Sen evlen. Sen büyüyünce ne zaman istersen tekrar evlen. Tek gaye onlara baksın diye. Hiçbir zaman bir Fatıma annemize uğramadan diğer ev odasına geçmezdi. Her zaman, her vakit namaz vaktinde camiden gelirdi. Başını pencereden bazen koyuyordu, bazen de kapıda duruyordu, bakıyordu, sonra da geçiyordu. Hiçbir zaman ihmal etmediler. Çünkü bunun nefis terbiyesiyle, bunun tasavvufla bir alakası yoktur.
insan ailesini ihmal etmemeli. Çünkü onların da insanlar bizim üzerimizde hakları vardır. Aynı zamanda ailesi de erkeklerini ihmal etmemeli. Bizim de onların üzerinde hakkımız vardır. Bu tasavvufta değildir yani. Biz bu nefis terbiyesiyle alakası yoktur. Her zaman biz ailemizi memnun etmemiz gerekir. Her zaman biz ehlimizi memnun etmemiz gerekir. Asıl insan onları memnun ettiği takdirde, ailesiyle bir problemi olmadığı takdirde bunlara daha kolaylık yapabilir, nefsini terbiye edebilir, daha çok bu işleri yapabilir. Çünkü kalbi mutmaindir, çünkü kalbi rahattır. Ama bu olmadığı zaman insan daha çok zorluk çeker. Onun için biz sofiler olarak biz de ailemizi memnun etmemiz lazım. Ailemiz de bizi memnun etmesi lazım. Bu ailenin tasavvufta da çok önemi vardır. Çünkü muhabbet oradan gelir. İnsan huzuruyla gelir. Huzur da ailede oluyor. İnsan dışarı çıkar, şuna kızar, buna kızar, gelir, bir de evde huzuru olmadığı zaman ne olur? Onun için insanlar buna çok dikkat etmesi lazım. Buna çok hassas davranması lazım. Bu hassasiyet sünni olmasın. Sünni olmasın. Yani yapmacık olmasın. Onun için bazı sofiler bunları karıştırıyor. Tasavvufla bunları birbirine karıştırıyor. Yani bunları birbiriyle karıştırıyor. Ailesine çok sofi var yani. Belki ben birkaç kişiyle konuşmuşum. Ben onların üzerine söylemiyorum. Yani belki binlerce telefonda arıyorlar, söylüyorlar. Bu yazıktır, günahtır. Onların hakkını nasıl ödersin ahirette? Veyahut o insanı tasavvuftan, Allah yolundan soğutursa nasıl hakkını verirsin? Sen senelerce ibadet et, onun hakkını veremezsin. Bazı şeyler vardır ki ibadetle elde edilemez. Bazı haklar vardır ki insan ibadetle onu telafi ettiremez. Bazı haklar vardır ki insanlar onun sonucu helake de oluyor. Onun için bunları çok hassas görmek lazım. Bunlara çok önem vermemiz lazım. Ailemize sahip çıkmamız lazım. Hele hele buralarda. Çok duyuyoruz ki ailesi kaçmış. Misal. Ya kızmış sofi, kadın sofidir veya erkeği sofi değildir. Veya beyi sofidir, hanımı sofi değildir. Neticede sofinin suçudur. Eğer ki bir insan sofiden kızıyor ise o sofinin suçudur. Hiçbir zaman o insanın suçu değildir. Bazı insanlar inada uğrayabilir. Bazı insanlar inat içinde olabilir. Ama madem ki biz sofi olduk, madem ki biz bir Allah dostunun elini tuttuk, mutlaka onun ahlakıyla ahlaklanmamız lazım. Bir insan onun ahlakıyla, o Allah dostunun ahlakıyla ahlaklandığı zaman hiç kimse ona kızmaz. Hiç kimse ona ters bakamaz. Hele hele ailesi. Daha çok buna sevinir. Bu insanın ne kadar hayatı değişti. Ne kadar iyiliği arttı. Ne kadar şefkati arttı. Ne kadar hiddeti azaldı. Ben eskiden ona bir şey demiyordum. Bugün ona bağırıyorum, bakıyorum yine sesini çıkarmıyor. Demek ki bu insanda bir değişiklik oldu. Bu insan bu Allah dostunun elini tutmakla bir değişiklik oldu. O zaman o insan da kazandı. Ama değişik tarzla yaklaştığın zaman, değişik halle yaklaştığın zaman bazı şeylerde taviz de vermek mecburiyetindesin. Taviz vermediğin zaman o insan birden kabul edemiyor. Onun için Allah hepinizden razı olsun. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Bizim saadetimiz bundadır.
bilinçlendirmemiz lazım, sabır etmemiz lazım, anlatmamız lazım. Kolay değildir Allah yolu. Bir kere de olmaz ki bu iş. Bu memlekettesiniz, bu zulmetin içindesiniz, bu pisliğin içindesiniz. Bir kereyle olmuyor ki. Çevre pis. Bir adımını sağa at, pisliğin içindesin. Sola at, pisliğin içindesin. Öne at, pisliğin içinde. Arkaya at, pisliğin içindesin. E sen diyorsun bir kere de olsun, bir kerelik de olsun. Olmuyor ki. Onun için insan sabırla yapılması lazım. Bu da bir nefis terbiyesidir. Sabır etmeli. Bu musibetlere karşı sabır etmeli. Bu musibetlere karşı sebat etmeli ki mükafatını alsın. Yok bakıyoruz ki değişik oluyor, yazık ediyorsunuz. O kadar ki Gavs'ımızla annesinin o kadar birbirine yakınlığı vardı ki hilafet aldıktan sonra içeri girerdi, annesi ayağa kalkardı onun önünde. Ben gördüm kaç kere öyle oldu. Gavs'ımız kızıyordu, diyor sen bizi günahkar ediyorsun annesine. Sen nasıl böyle yaparsın, önümüzde kalkarsın. Yani o kadar ki şefkat vardı, o kadar ki sevgi vardı, o kadar ki muhabbet vardı. Onlar ibadet ehliydi. Onlar Allah dostuydu. Bizim gibi derlerdi, biz çok garibanız, hakikaten çok garibanız. Bir gün Gavs'ımızın gözü kan dolmuştu. Böyle kıpkırmızı olmuştu. Bir tane Sofi göz doktoru vardı. Bana dedi git getir onu. Gözüme baksın. Eve getirdim. Eve getirdim. Doktor gözüne baktı, dedi kurban sen biraz okumayı kesmen lazım dedi. Yani okumamalısın biraz dedi. Ramazan ayıydı, ben iyi hatırlıyorum. Biz sabahtan akşama kadar beraberiz de bir gün yani görüyoruz namaz kıldığını, işte bazı normal hayatını biliyoruz. Ama günde 20 cüzü Kur'an okuduğunu bilmiyordum. Günde 20 cüzü Kur'an okuyordu Ramazan ayında. Gündüz görüyordum yatmıyor, gece de Kur'an okuyormuş. Doktora ben kulağımla duydum. Doktor dedi kurban sen dedi biraz okumayı kesmelisin dedi. Çünkü dedi damarlar, kırcık damarlar zorlanmış, patlamış dedi. Güldü dedi, bu Ramazan ayında nasıl yapacağız dedi. Biz oğluyuz da onun ne yaptığını tam bilmiyorduk. Biz evin içindeyiz de ne yaptığını bilmiyorduk. Günde 20 cüzü Kur'an okurdu Ramazan ayında. Bunlar hakikaten Allah dostuydu. Bunlar nefislerinin peşine gitmiyorlardı. Allah-u Teala'yı hakiki manada bilmişlerdi. Ailevi durumları farklıydı. İbadetleri farklıydı. Nefislerini nasıl gem ettiklerini biliyorlardı. Allah yolunda nasıl gideceklerini biliyorlardı. O Gavs'ımızın, Gavs Hazretleri, yani Gavs'ımızın halası, Gavs Hazretleri'nin kız kardeşi. Zannediyorum 95 yaşlarındaydı. 3-4 sene önce ben ziyaret ettim. Benim babamın halası oluyor. Onun dili hiç durmuyordu. Benimle konuştuğu da yok. Zaten 95-100'e yakın yaşı var. Hiç dili durmuyordu. Ne dediğini de bilmiyorum. Bazen elini benim dizime koyuyordu. Diyordu ki
Sübhane amel yap, Rahman'a itaat yap ki sen lezzeti göresin. İkide bir bu dilinde dolaşırdı, bana söylüyordu. Bir şeyler söylüyor. 95 yaşındaydı, sen dersin ki sanki bu 20 yaşında. O kadar aklı başındaydı. Hiçbir şeyde nasılsın eğer bir iki söylemiş bana. Ondan sonra hatta ben onu not aldım, yani cebimdedir. Sübhan için amel yap, Rahman için taat yap ki sen lezzeti göresin. Onlar o lezzetine varmışlardı. Biz bunları gördüklerimizdir. Bunlar bildiklerimizdir. Bu zamanda o de. Bu zalim bir zamanda, ahir zamanda. Onlar hakikaten insan bakıyor nefislerine gel. İnsan onu, ona baktığı zaman bir nur alıyordu. Bir sevinç giriyordu insanın içine. Sanki insan uçacak onu gördüğüm zaman. Allah-u Teala'nın dostluğundandı. Yoksa çok insan gördü. Abi biz de böyleyiz. Onlar hakikaten Allah dostuydu. Onlar nefislerinin peşine gitmiyorlardı. Onlar hangisi doğruysa onu yapıyorlardı. Hangisi yanlış ise, velev ki nefis isterse o da insan idi. Velev ki nefsi isterse illahi önünü tutuyorlardı. İllahi onun önünü tutuyorlardı. İllahi Allah-u Teala'ya yüzlerini dönüyorlardı. Bizim bir halamız vardı. Rahmet etti, Allah rahmet eylesin. 2 sene önce. Bana dedi ki ben daha erkek yüzünü görmemişim. Ben daha bir erkeğin yüzünü görmemişim. Biz arabada gidiyorduk, çarşafını böyle tutuyorduk. Camın önüne. Hayatı boyunca bir erkek görmedi. Gördüyse belki yani tesadüfen görmüş, o da yani bir erkek şeyle insan şey edememiş, ayıramamış yani. Bunlar hakiki Allah dostuydu. Allah yolundan ayrılmamışlardı. Belki bu bizim için zor olabilir. Belki bizim için olmayabilir. Biz çünkü bu memlekette yaşıyoruz. Dediğim gibi sağa sola ayağını at, haramın içindesin. Ama insan şunu da yapabilir. Allah-u Teala'yı da unutmayabilir. İnsan Allah-u Teala'yı da unutmayabilir. Bu bize yetiyor. Ben devamlı sofilere söylüyorum. Bazı insanların problemleri oluyor. Mesela namazlarında. Ben diyorum ki namazınızı sağlam kılın yeter. İnsan namazını sağlam kıldığı andan itibaren ilk adımdır bu. İnsan zaten Allah yoluna gider. 5 vakit insan namaza kalktığı zaman bir kere Allah-u Teala'yı hatırlar. 5 vakit insan abdest alacağı zaman insan Rabbül Alemin'i hatırlar. Bu az bir şey değil ki bu zamanda bizim için, bizim gibi insanlar için. Bu az değil ki. Eğer ki bir de insan dikkat ederse namazına, abdestine, taharetine dikkat ederse Allah-u Teala bir nur insanın kalbine koyar. Git gider insanın Rabbül Alemine karşı muhabbeti artar. Git gider insanın sevgisi artar. Git gider insanın aşkı artar. Bu işin başlangıcı hepimiz iyi biliyoruz. Bu dine İslam'ın tek direği var. En kalın direği namazdır. Biz bunu bile yapmaktan aciziz. Biz bunu etmekten aciziz. Nefsimize dönüyoruz, bakıyoruz ki esir olmuşuz. Nefsimizin peşinden gidiyoruz. Ne kadar günahlar varsa işliyoruz. Bir de diyoruz ki kendi kendimize nefsimiz temizdir. Cenneti de biz müstahak etmişiz diyoruz. Biz nerede? Allah-u Teala'nın rahmeti nerede? Ancak ki dediğim gibi başta, ancak ki Allah dostlarının gölgesinden geçeriz. Onun rahmetine nail oluruz. Ben bunun ziyadesi de bizde yani görmüyorum.
onları karşılaştırdığımız zaman, kendimizi karşılaştırdığımız zaman biz hiçiz yani. Ne ibadette olsun, ne amelde olsun. Ne taatte olsun, ne Allah-u Teala sevgisinde olsun. Hiçbir şeyimizde yokuz meydanlarda. Hiçbir şeyimizde. Bir şey yapıyorsak onun da riyakarlık koyuyoruz işin içine. Onu da berbat ediyoruz. Yapmasak daha iyi. Bizim Mala İbrahim çok alim bir insan. Bir gün öyle konuşma geldi. Dedi Seda Hazretleri bana dese ki namaz kılma, ben namazı da kılmam dedi. Sakki abim dedi Seda sen ne diyorsun dedi. Bu namazdır dedi. Ya dedi ben nereden bileyim ki bu kılacağım namazlar riyakarlık olmaz. Bu kılacağım namazlar riyakarlık olmaz. Ben o namaz kılmakla ve riyakarlığı içine atmakla kılmamak daha iyidir dedi. Onun içindir bakıyoruz ki bir amel yapıyoruz onu da riya içine koyuyoruz. Düzgün bir şey yapacağımızı onu da batırıyoruz. Onun için devamlı murakabede olmamız lazım. Faydalı şeyi almamız lazım. Faydalı şeyi yapmamız lazım. Riyakarlıktan, nefsin gazabından uzak durmamız lazım. Onun için bakıyoruz Sadat-ı Kiram başta dediğim gibi bu yolu gizli seçmişler. Bu yolun önlemini almışlar. Bazı büyük Allah dostları demişlerdir ki Nakşibendi tarikat-ı aliye kıyamete kadar devam edecek ve bu en büyük bir tarikat olacak. Hatta bu tarikat-ı aliyeyi söyledikleri bu sözleri mesela Kadiri tarikatının en çok zamanında söylemişler. Bilmişler ki bu ahir zamanın ilacı bu tarikattır. Ahir zamanın devası, insanlara ilacı bu tarikat-ı aliyedir. Riyakarlıktan uzak durması, amelinde safi bir şekilde yapılması. Hakikaten bakıyoruz, bir insan nasıl ki bu tarikat-ı aliye giriyor, ben şimdi hep anlatıyorum, belki biraz karamsarlık oluyor. Neticede sofilerin yüzü hakikaten parlaktır. Bu tarikat-ı aliyenin yolu secdeye, hata vardır. Ben bu işin hatalarını anlatıyorum. Ben bunları da yapmamayı talep ediyorum. Biz hep önce nefsime, sonra da size. Yani düzgün yaptığımız da belki vardır. Ama riyayı koyduğumuz da çoktur. Bunları yapmamamız lazım. Yoksa fayda alamıyoruz. Bir namaz dahi kılsak, eğer riyakarlık koyuyorsak, Mala İbrahim dediği gibi, o namazdan zarar geliyor insana. O da yine nefsin hilelerindendir. Onun için bunlara çok önem vermemiz lazım. Dikkat etmemiz lazım. Bu Sadat-ı Kiram meşrebi böyledir. Çok ibadet yaparsın, gizli yaparsın. Az ibadet yaparsın, yine gizli yaparsın, aynı fayda görürsün. Aynı faydayı görürsün. Yeter ki halis olsun, yeter ki Allah rızası olsun, yeter ki nefsinin peşine gitmemekle olsun. Nefsimizi kontrolcü etsinler. Nefsimize uymayalım. Madem ki onların elini tuttuk, madem ki onların yoluna girdik, İnşallah bizi bırakmazlar hem dünyada hem ahirete. Allah-u Teala nefsimizle baş başa bırakmaz. Ona uymayız. Firavun'un yolundan gitmeyiz. Sadat-ı Kiram'ın yolundan gideriz. Onun için bu tarikat-ı aliyede
nefse çok önem verilmiş. Biz de ona dikkat edelim. Yani dikkat ederken bazı şeyleri de unutmayalım. Onun dediğim gibi ailevi meselelere dikkat edelim. Nefis terbiyesi yapıp misal dergaha çok geliyor. Dergahla 3 gün 5 gün ailesini bırakıyor. Bunu da yapmayalım. Bazı zamanlar var ki onları da yapmak gerekiyor. Bazı zaman var ki onu da yapmak gerekiyor. Bunları da ihmal etmemek lazım. Sadatlar buna razı değildir. Doğrudur, muhabbet oluyor, şefk oluyor, aşk oluyor. Ama buna da müsaade yoktur. Bazı dergahlar var ki mesela gece 3'e 4'e kadar açık kalıyormuş. Buna sadatlar müsaade etmiyor. Hadi 11, hadi 12. Ondan sonra evinize gidin, aileniz de var. Çoluk çocuğunuz da var. Ama bazı günler oluyor ki ailenizle birlikte gidiyorsunuz dergaha. O olur. Çünkü ailenizin de yeri vardır, sizin de yeriniz vardır. Ne zaman ailece isterseniz gidersiniz evinize. Ama onun dışında ailenizi evinizde bırakıp dergaha git, 3 saat 2-3'e kadar saadatlar buna müsaade etmiyor. Bu saadatın meşrebi böyle değildir. Biz biliyoruz ki bazı salikler bunları böyle yapmışlar. Ama onlar farklıydı. Onlar yine haklarını yerine getiriyorlardı. Mesela Şeyh Seyyid Taha İneri ve Kasrâsrâl Aliye 7 sene mi 10 sene gitmiş bir mürşidin yanına, Gavs-ı İzan Kadasar'ın yanına hiç evine gelmemiş. Mevlana Halid Kadasar'ın yanına gitmiş, hiç evine gelmemiş. Hiç ailesini görmemiş. Ama onu komşusuna teslim etmiş. Seyyid Abdullah Kadasar'a teslim etmiş. Bütün 10 sene ailesini o geçindirmiş, o bakmış. Ailesi de memnundu. Artık her insanın şartları farklıydı. Dönüyor, halifelik alıyor, irşad makamına oturuluyor, irşada oturuyor. Seyyid Abdullah diyor ki, mesela Seyyid Abdullah Kasrâsrâl o mürşid değildir yani. İsmini silsileye koymuş ama mürşid değildir. Bir halife de değildir. Şeyh Seyyid Taha Kasrâsrâl diyor ki, ben bu kadar senin ailene baktım, benim hakkım sende vardır. Sen ne kadar orada salik olmuşsan da benim de o kadar hakkım vardır sende. Benim de ismimi silsileye koyacaksın demiş. Ve ismini silsileye koymuş. Bazı insanlar farklıydı. Yani her mezhep ben kalkıp bütün insanlarda uyduramam. Eğer ki sen de Seyyid Taha İneri kadar olacaksan git. Aileni terk et, git yap. Ama biz onlar gibi nerede? Onun için buna da çok dikkat etmemiz lazım. Her şeyin yeri vardır. Her şeyin zamanı, mekanı vardır. Namazlar bile vakitlidir. Biz niye namazı, 5 vakit namazı hemen arka arkaya Allah-u Teala farz koymamış? Onun için bir şey değişmiyordu ki. Bir fayda da değil. Birisi sabah namazına, birisi öğlen namazına, birisi ikindi vaktine, birisi akşam. Her şeyin demek ki vakti var. Namaz kılacak vakit de bellidir. Ailene bakacağın vakit de bellidir. İbadet yapacağın vakit de bellidir. Bunları bölmek lazım. Bu has insanlar için demiyorum, bizim gibi gariban insanlar için. Mutlaka ailesine de vakit ayırmalı, ibadetine de ayırmalı. Bir sofi günde 2 saat hakiki manada Allah-u Teala ayırırsa yeter, namaz hariç. 2 saat, 1 saat ayırırsa yeter. Çok bile, bu zaman için çok bile. Bir insan yarım saatte zaten 1 saate virdini çekebilir. Ama bu kadar da değil. Daha fazla ayırıyorlar. Mesela Türkiye'de Batman'da biliyorum. Bunlar eski sofiler. Kendisi anlatıyordu. Biraz da şaka şeyinden. Artık geceleri de evine gitmemeye başlamış. Diyor dergaha geliyor. Biraz maddi durumu da iyidir. Dergaha geliyor. Bir şeyler satın alıyorlar çarşıdan. Dergada pişiriyorlar, yiyorlar. Ondan sonra da muhabbet sabaha kadar sabahta kalkıp işe gidiyorlar. Bunun hanımı da vekil. Geldi şikayet etti. Dedi kurban artık kocaları görmemeye başladı. Gelmiyorlar. Sıda Hazretleri çok kızdı.
öyle bir kızdı ki 11'den artık dergah kilitlendi. Batman'da her gün 11'de dergah artık kilitlendi. Ve bu bakıldı ki başka yerlerde de varmış. Sofilerin hoş bir huyu var. Şikayet olur diye şikayet de edemiyorlar. Yani söyleyemiyorlar. Kendi dertlerini de anlatamıyorlar. Sofidir kocasının da Sadat'ın şeyine veriyor. Yoksa çoktan isyan eder. Sofi olan hanımlar için diyorum. Sadat'ın şahsına veriyor. Bir şey de diyemiyor. Diyor Sofidir. Hiç olmazsa dergaha gidiyor. Ama sonunda nefistir, insandır. Bir gün dolar dolar şuraya kadar gelir. Ve bakıldı ki çoğu dergalarda, yani çoğu dediğim epey vardı. Gece geç vakitlere kadar evlerine gitmiyorlar. Burada da duyuyoruz bazı dergaları. Onun için Allah hakkınızdan razı olsun. Her şeyin yeri vardır, her şeyin vakti vardır. Onu iyice ayarlayalım ki sofiliğimizi de etkilemesin. İnsan buna çok dikkat etmesi lazım. Allah hepinizden razı olsun. Allah bizi saadetlerden ayırmasın. Onların gülgesinde bizi haşra kadar götürsün. Allah-u Teala bizi nefsimizle baş başa da bırakmasın. Allah-u Teala bizi nefsimize mutlu olan beşerden de etmesin. Az da olsa Allah-u Teala'yı tanımakta nasip etsin inşallah. Ve ona abid bir şekilde ömrünün sonuna kadar, sekerat-ı mevte kadar devam ettirsin inşallah. Allah bizi Allah yolundan ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun. Saad Sırsa Mehmet Sıdık da bir kaside söylesin. Ondan sonra da çorba sabah namazından sonra verilir. Zaten namaz olmuş herhalde yavaş yavaş. Yavaş yavaş namaza kalkarız, namaz kılarız. Ondan sonra da Allah razı olsun hepinizden yolunuz açık. Kardeşim gel bir kaside söyle. Seviyorum inan seni, gel menzile gide kardeş, aklın varsa dinle beni, gel Kavusuma gidek kardeş, aklın varsa dinle beni, gel kavusuma gidek kardeş, onun sağı bunun solu, bunlar bölücülük dolu, arar isen doğru yolu, gel menzile gidek kardeş, arar isen doğru yolu, gel kavusuma gidek kardeş, dostum kalmış olsan darda, terletirler seni karda, koca sultan yatar orada, gel menzile gidek kardeş, koca sultan yatar orada, gel kavusuma gidek kardeş, elin eline verir, nazar etse dağlar erir, bizim sofi diverir, gel kavusuma
gide kardeş. Bizim sofi edilir, gel Osman'a gide kardeş. Çağırsanız Sıddık gelir, Resulullah hoşnut olur. Mükafatı Allah verir, gel Osman'a gide kardeş. Mükafatı cennet olur, gel Osman'a gide kardeş. İnşallah haftaya inşallah görüşmek üzere. Bir de ben imam odasına geçiyorum. Konuşmak isteyen sofiler varsa, birkaç tane vardı galiba. Konuşmak isteyen sofiler varsa buyursunlar oraya inşallah. Bir yarım saat onlarla konuşayım. Ondan sonra da size abdest mavdestlerinizi alın, namaz kılacağız inşallah.